Kıymetli izleyicilerimiz, Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den bir son dakika haberi var. Bunu hemen sizlerle paylaşacağım. Profesör Doktor Uğur Şahin, Omikron varyantına karşı yeni bir sıvı bulduklarını, yani yeni bir aşı bulduklarını ve bunun üretimine de başladıklarını, onayların alınmasıyla beraber Mart ayında veya en geç Nisan ayının başında bunu piyasaya süreceklerini ifade etti. JP Morgan'ın, Amerika'nın yatırım bankası olan JP Morgan'ın bir konferansında bunları açıkladı. Profesör Doktor Uğur Şahin, resmi onaylar alındıktan sonra biz bu aşıları piyasaya süreceğiz dedi. Şimdi Omikron'la ilgili olarak Avrupa İlaç Ajansı olan EMA, evet, Omikron'la ilgili şu anda bir aşıya ihtiyaç var diye bir açıklamada bugüne kadar yapmadı. Şimdi Profesör Doktor Uğur Şahin diyor ki yeni bir aşı bulduk diyor. Ama bir taraftan da diyorlar ki şimdi hatırlatıcı dozlar, 3, 4, 5. dozu falan vurun diyorlar. Hangi sıvılar bunlar? Eskileri. Yani Omikron'la ilgili yeni bir çalışma yapıyorlar. Ona yeni diyoruz artık. Eskilerine diyorlar ki ama 3. 4. dozu vurun diyorlar. Bakın, enteresan bir oyun var. Bak, devam ediyoruz. İşin içerisinde iş var. Bakın, bu böyle açıklamalar sıradan açıklamalar değil. Pfizer şirketinin CEO'su Albert Bourla, biliyorsunuz Pfizer BioNTech'in ortaklarından Profesör Doktor Uğur Şahin. Pfizer şirketinin CEO'su Albert Bourla, şirketin risk alarak söz konusu yeni aşının üretimine başladığını duyurdu. Aşının kullanılıp kullanılmayacağını ya da nasıl değerlendirileceğini bilmediklerini, ancak yine de hazır olacaklarını söyledi. Şirketin bir sözcüsü, Mart sonu ya da Nisan ayının başına kadar yeni aşıdan 50 ila 100 milyon arasında doz üretmiş olacağız dedi. 2022 yılında BioNTech ve Pfizer'ın 4 milyar doz aşı üretmesi bekleniyor. Profesör Doktor Uğur Şahin 2022 yılında da aşıya güçlü bir talep beklediklerini açıkladı. Pandeminin durumu hala belirsiz. Bundan sonra hangi virüs varyantının oluşacağını kestirmek imkansız. Ancak Omikron aşısının mevcut bütün varyantlara karşı bağışıklık sağlaması çok olası. Devam ediyoruz. Yani aslında Profesör Doktor Uğur Şahin diyor ki Omikron bitecek, yeni bir mutant başlayacak. Yani Omikron bitti, Zurnamikron başlayacak. Devam ediyoruz. BioNTech'in değerlendirmelerine göre pandemiden endemiye, yani mevcut durumdan daha iyi bir duruma geçebilmek için daha çok uzun yol var. Profesör Doktor Uğur Şahin bu konuda güvenilir tahminlerde bulunmanın da mümkün olmadığını, ama dünyadaki yayılma oranına bakıldığında koronavirüsün yeni varyantlar için geniş bir birikimi olduğunu ve bunların hızlıca yayılabileceğini ifade etti. BioNTech ve Pfizer geçen yıl 3 milyar doz aşı ürettiklerini açıkladı. Aralık 2021'de pazar payı Avrupa'da %80, Amerika Birleşik Devletleri'nde %74 olarak hesaplandı. BioNTech 2022 mali yılında sadece koronavirüs aşısından 17 milyar euro satış bekliyor. Şimdi bakın, bir taraftan diyorlar ki mevcut aşıları yapın. Tamam, o zaman bu yeni aşıya ne gerek var? Bir taraftan da Profesör Doktor Uğur Şahin diyor ki ne zaman biteceği belli değil. Yani bindik alamete, gidiyoruz kıyamete. Profesör Doktor Uğur Şahin'di, Moderna'ydı, Johnson & Johnson'dı ya da diğer aşı firmaları, aşı markaları arkadaşlar. Bunların yaptığı tek bir şey var. Yeni bir mutat çıkınca ellerini ovuşturuyorlar, diyorlar ki tamam, biz şimdi yeni bir sıvı üzerinde çalışıyoruz, paraları alacağız. İşte Profesör Doktor Uğur Şahin ne diyor? Biz diyor yeni bir sıvıyı bulduk diyor, üretimine başladık. Peki bununla ilgili olarak bundan sonra neler olacak? Bak, bundan sonra neler olacak biliyor musunuz? Avrupa İlaç Ajansı, EMA, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilaçlara ve aşılara onay veren FDA arkadaşlar, onayı göreceksiniz. Mart ayına ortalarına doğru onayı verecekler. Ve bu Pfizer, BioNTech, Profesör Doktor Uğur Şahin diyecek ki elimizde 100 milyon doz var. Devletler Omikron'a karşı mücadele edebilmek için gidecekler. Bunların kapılarını çalacaklar. Al sana para. Sen öbüründen 15-16 dolar, 15-16 euro alıyordun. Ben sana 17-18 euro veriyorum. Bu aşıları bana ver diyecekler.
Bak göreceksiniz. Yani sözün özü şu arkadaşlar. Bir ticari durum söz konusu. Şu anda PR'ını yapıyorlar, tanıtımını, reklamını yapıyorlar. Yarın öbürsü gün bu Avrupa İlaç Ajansı ve Amerika'da FDA onayı verir vermez bunlar sözleşmeleri acil bir şekilde imzalayacaklar. Belki de bilmiyorum bunu. Bazı devletlerle kapalı kapılar ardında sözleşmeler de imzalamış olabilirler. Olur mu? Olur. Ben her şeyi bekliyorum. Paranın olduğu her yerde her şey olur arkadaşlar. Dünya böyle bir dünya. Şimdi diyeceksiniz ki adam sıvıyı bulmuş, sana ne? Sen de bulsaydın. Arkadaşlar, ben sıvının nasıl, neden bulunduğuna dair bir şey söylemiyorum. Diyorum ki, şu anda bunlar bir senaryo yazıyor. Bizi de oynatıyorlar. Madem öyle yeni bir sıvıya ihtiyaç var, omikron için, millete niye o zaman kardeşim siz diyorsunuz ki 3, 4, 5 doz vur, hatırlatıcı doz var. Madem öyle, şu anda bakın Dünya Sağlık Örgütü açıkladı. 6 hafta içerisinde Avrupa'nın nüfusunun yarısından fazlası omikrona yakalanacak dedi. Peki ellerindeki bu eski daha önceki buldukları bu aşılar ne olacak? Paraları da aldınız. Ne olacak? Çöpe mi attırılacak bunlar? Hiç kimse bunları ne soruyor ne de sorguluyor. Bunları konuşunca da sizi sıvı karşıtı ilan ediyorlar. Kardeşim ben sıvı karşıtı falan değilim. Ben oynanan tiyatroyu anlatmaya çalışıyorum. Gidin doktorunuza danışın. Doktorunuz ne diyorsa kararınızı verirsiniz. Ben karışamam kimsenin neyi yapıp yapmadığını. Ben bilim insanı mıyım? Ben burada sadece bizim bir oyunun içerisine çekildiğimizi, insanların ticari çıkarlar için kullanıldığını anlatmaya çalışıyorum. Madem omikron için ayrı bir sıvı gerekiyor, şu anda Pfizer ürettiğini itiraf ediyor, 50 ile 100 milyon doz arası Mart'ta hazır olacak diyor. Ben söylemiyorum, kendileri söylüyor bunu. O zaman mevcuttaki bu sıvılar neydi? Görevini tamamladı değil mi? Bugüne kadar bitti. Bilmiyorum arkadaşlar, bu konuyla ilgili sizin görüşleriniz nedir? Ne düşünüyorsunuz? Lütfen videonun altındaki yorum bölümüne yazarak bize iletin.